Marmara depremine karşı güvenli yerlerde yaşamak isteyen İstanbullular Trakya'ya yöneldi. Bölgede deprem riskinin en az olduğu Kırklareli ve Edirne'de nüfus her geçen gün artıyor. Uzmanlarsa Trakya'nın zemini sağlam olsa da yapılaşma ile ilgili yeni bir yaklaşım gerektiği görüşünde. Birinci derece deprem bölgesini de barındırıyor, riskin en az olduğu alanları da kapsıyor. Trakya'nın kuzey kesimlerinde nüfusu artarken güneyi en kötüsüne hazırlanıyor. Trakya'nın güney ve güneydoğusu gibi, Saros açısından da düşünürsek güney ve güneybatısı gibi olduğu gibi Kuzey Anadolu fay zonunun etkilediği bir alan. Bu bağlamda baktığımızda Edirne ve Kırklareli biraz daha güvenli gibi görünüyor. İstanbullular olası depreme karşı güvenli ev arayışını bu bölgelerde sürdürüyor. Uzmanlara göre ise sadece risk haritasına bakmak yeterli değil. Sadece Kuzey Anadolu fay açısından değil de acaba Yunanistan'ın ve Bulgaristan'ın depremselliği açısından bir etkilenebilir mi diye bir bakmak gerekiyor. Sağlam zemin binanın depreme karşı dayanıklılığında önemli ancak tek başına yeterli değil. Bütün meselemiz zaten yapıyla zemini bütünleştirmek ya da bütünleştirmemekten kaynaklanıyor. Eğer zeminin hakim titreşim periyoduyla veya frekansıyla yapının titreşim periyodu veya frekansı aynı olursa rezonans dediğimiz olay gerçekleşir ve yapının ayakta kalması mümkün değil. Uzmanlara göre zemin dışında yapı güvenliğine ilişkin tedbirlere de dikkat edilmeli. Çok katlı ve bitişik yapıların teknik değerleri incelenmeli.